Nerede Murat? Boşuna geldim buraya kadar. Alamayacaksın onu mu benden? Murat nerede? Şimdi alsam bileğini kaçıracağım onu. Nerede Murat? Öldür istersen. Ama hiçbir işe yaramayacak. Oğlumla araba gelemeyeceksin. Canını sıkacak tek bir hareket yaparsan burada gözünün önünde söylerim gerçeği Murat'a. Bunu yapamazsın. Dene istersen. Buradayım oğlum. Ali abi, ne işin var senin burada? Annem de mi burada yoksa? Annen gelmedi Muratcığım. Ama beni gönderdi buraya seni almam için. Çok özledi seni. Ben de çok özledim. Hemen gidecek miyiz? Çantamı toplayayım mı? Hı, hadi. Sen de geliyorsun değil mi baba? O zaman hangimiz önce haber alırsak diğerine söyleriz. Hoşçakal. Hoşçakal. Merhaba. Merhaba. Nisan'a mı? Evet, bir haber var mı diye soracaktım. Henüz yok. Ben hala gidip gitmemeyi düşünüyorum aslında. Sen bilirsin. Ama bence ne olmuşsa olmuştur artık. Abim bu saatte çoktan varmış olmalı. Haklısın. Sen iyi misin? Niye soruyorsun ki? Merak ediyorum. İyiyim. Çok iyiyim. Hayrola? Harika bir çocukla tanıştım. Nasıl yani? Bayağı. Bunalımları olmayan, aile sorunları olmayan biri. Neyse ben geç kalıyorum, hoşça kal. Hadi Murat. Baba. Bir gün büyüyüp baba olduğunda beni daha iyi anlayacaksın. Ben seni üzmek, annenden ayırmak istemedim. Ama sensiz olmaya da dayanamıyorum. Ama biz ayrı değiliz ki. Her hafta sonu geleceğim sana. Değil mi Ali abi? Orasını annen bilir. Sorarız. Vay aslanım benim be, aslanım benim. Neredeler şimdi? He. O herif de yanında mı? Bana bak, bir aksilik olursa haberim olsun, tamam mı? Hadi, hadi gözümüz aydın, hadi gözümüz aydın. Öptüm, hoşça kal. Ne olmuş, kiminle konuştun? Güneş ablanla. Ali abim Murat'ı getirmiş. Aman o gıcık şey mi? Neredeydi ki o? Uzakta, seyahatteydi. Şimdi çocukları uzakta olunca anneleri babaları çok üzülürler. Mesela şimdi sen benim yanımdasın ya. Ben çok mutluyum, acayip mutluyum.
Sen benim babam mısın ki? Sen söyle. İster misin senin baban olayım? Bilmem. Babam olursan bana kızar mısın? Şimdi kötü bir şey yaptıysan kızarım ama kötü bir şey değilse kızmam. Arkadaşlarım görmek istersen bana kızar mısın? Ya bu kötü bir şey değil ki. İstediğin zaman arkadaşlarını görebilirsin. Hatta onlara hediyeler bile alırız, götürürüz, sen dağıtabilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Gel, 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 gel babana, gel. Gerçekten. Oo, benim güzel kızım. Yeter ki bu güzel yüzün senin hep gülsün. Yeter ki sen bizi hiç bırakma. Ne istersen beraber yaparız, olur mu? Olur. Olur, olur değil mi? Oo, güzel kızım benim. Babaannen de böyle inatçıydı. Ne söylenirse tersini yapardı. Anne, inat falan değil. İyiyim diyorum sana. Öyle yatıp durunca vakit geçmiyor bir türlü. Tabii, tabii. Kapı. Sen dur, ben bakarım. Su ısmarlamıştım, o gelmiştir. Siz ulan anne. Sürpriz olsun anneme. Anne, sen getirmiyorsun değil mi o suyu aşağı? Bak ya. Çok özledim seni. Zayıfladın mı sen biraz? Bilmem. Ama çok acıktım. Havaalanında bir şeyler yiyelim dedim Ali abi ama izin vermedi. Evde yersin dedi. Allah! Köfte mi yaptınız? Teşekkür ederim. Peki nasıllar? Orhan iyi mi? Morali nasıl? Nerede kalıyor? Moral'in iyi olduğunu pek sanmıyorum. Nerede kaldığını da bilmiyorum. Emin değilim. Murat. İyi. Bir şeyden haberi yok Nisan'da. Orhan'la konuşmak istiyorum. Söyleyin gelsin. Gerekirse rica ettiğimi söyle. Teşekkür ederim. Sana sığınmama izin verdiğin için. Peki bir haber olsun veremez miydin? Bir telefon. Bir haber. Her şey çok ani oldu Serra. Umarım öyle olmuştur. Doğruyu söylemiyorsun Orhan. Neden bu ilişkiyi benim kadar önemsemediğini açık açık söylemiyorsun? Serra lütfen. Çok belli değil mi? Ben sana sırılsıklama aşığım. Ve gidip aynı hataları yapıyorum. Beni sevdiğini sanıyorum. Beni arayacağını sanıyorum. Hatta benden çocuk yapmak isteyeceğini sanıyorum. Oysa senin hiç böyle bir niyetin yok. Bunlar aklının ucundan bile geçmiyor. Bu doğru değil. Doğru. Senin için yalnızca ailen var. Eski karın var, Murat var. Murat için her şeyi yapabilirsin. Bütün hayatını tek kalemde silebilirsin. Evet, öyle. O benim sahip olabileceğim tek oğul. Hayır, değil.
Ben sana başka çocuklar, başka oğullar verebilirim. Veremezsin. Anladın mı? Bana çocuk veremezsin. Bu mümkün değil. Sen kısır olanın Nisan olduğunu söylemiştin. Güzel bir yer, yemyeşil. Aslında oraya çok yağmur yağıyormuş, Gilbert öyle söyledi. Gilbert kim? Hani sen beni dinlemiyor musun? Demin dedim ya, hani o gittiğimiz evin çocuğu. Tamam. Ya Gilbert'in ne ağrısı varmış ama. Tamam. Hadi uyu artık, onu da sonra anlatırız. Bizim sevdiğim. İnsan nasıl böyle bir yalan söyleyebilir? Çaresiz kalınca insan her şeyi yapabilir Zehra. Çaresiz mi? Neden? Söyleyebilirdin. Çocuğu olmayan benim diyebilirdin. Yapamazdın. Çünkü o zaman beni terk ederdi. Ve bütün aile, hanedan bu gerçeği öğrenirdi. Peki ya ben? Bana da yalan söyledin. Hatırlıyor musun? Bekle desen. Ömrümün sonuna kadar beklerdim. Senden bir çocuk yapabilmek için. Sana söyleyecektim. Git lütfen Orhan. Hiç güneşi görüyor musun? Senden daha çok görüyorum. Sence hayatında biri var mı? Güneşin mi? Süper bir haber olur bu. Helal olsun. Bayılıyorum böyle kadınlara. Ne düşünüyorsun? Hiç. Yapma. Öyle belli ki bir şey düşündün. Ciddi bir şey hem de. Ben bugün bir karar verdim. Uçakta. Murat uyuyordu. Ben bir daha böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Tabii ki izin vermeyeceğiz Ali. Yarın avukatla konuşup Orhan'ın hafta sonları... Hafta sonları falan yok artık. O herifin bir daha oğlumun yanına yaklaşmasını istemiyorum. Ben... velayet davası açacağım. Babalık davası. Yapmayacağım.
Murat'ın hayatını alt üst etmek istemiyorum demiştin. Evet demiştim ama Orhan bana başka seçenek bırakmıyor ki. Murat'ı bulamayabilirdim. Oğlumu bir daha göremeyebilirdim. Sen de. Daha ona bir kere bile oğlum diyemedim. Hiçbir şey yapmadan beklemem artık. Orhan'ın onu bir daha kaçırmasına izin vermeyeceğim. Anlıyorsun değil mi? Ben senin kadar emin değilim Ali. Bu gerçek hepimizin hayatını değiştirecek. Belki. Geç oldu, ben artık gideyim. Ali. Yok sen kalkma, ben giderim. İyi geceler. Neredeydin? Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım. Bilmiyorum. İnsan bu kadar uzun süre bir yalanla yaşayınca gerçeklik duygusunu kaybediyor galiba. Bir viski verir misin? Artık herkes biliyor gerçeği. İstediğinle açıkça konuşabilirsin. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ama bu gerçekler beni yalnızlaştırıyor. Daha derin bir yalnızlığa doğru gidiyorum Mehmet. Babam seninle görüşmek istiyor. Rica etti. Rica etti ha? Oturup konuşmanız gerekiyor abi. Bence ikinizin de buna ihtiyacı var. Bir tane daha verir misin? Yeniden açıyoruz dosyayı. Öyle mi? Kararlısın. Bunlar Ekrem Hocam'ın notları. Babalık davalarında büyük isimdir demiştim. Hatırlıyor musun? Hı hı. Abi bana bakar mısın? Bu dilekçeler, benim avukatlığım, hocalarımın tavsiyeleri falan tamam da... bu davayı kazanmamız için tek bir yol var, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim kazanmayı çok istemem lazım. Evet, aynen öyle. Peki niye istekli görünmüyorsun? İstiyorum, merak etme. Ama aklına takılan bazı şeyler var, öyle mi? Ya Güneş, bu mahkeme faslında Murat'ın canı yanmayacak değil mi? Eminiz bundan. Abicim, ben yeğenimi düşünmez miyim? Merak etme, Murat tamamen bu sürecin dışında kalacak. Hiçbir şey olmayacak. Emin olabilirsin. Ona zarar gelmeyecek. Tamam? İyi. Çünkü önemli olan tek şey bu. Tek şey.
Kolay gelsin. Yardım edebilir miyim? Olur. İyi. Geldim. Hadi bakalım. Dur bakalım. Şöyle. Oo, burası çok alçak ya. Kafam bile zor sığdı. Bak bende boşluk bile kalıyor. İyi tamam güzel ama yani şimdi ben olsam bunun altında hiç yatamam. Yatak üstüme düşecek diye çok korkarım. Sen korkmuyor musun? Çok komiksin. Niye düşür ki yatak? İyi hadi bakalım. Hoppa. Ay 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 ay. Bırak bana. Ver bana sen. Ver. Ben hep alt katta yattım. Hiç de yatak düşmedi. Ama herkes üst katta yatmak ister. Bence alt kat daha güzel. Gece tuvalete gitmek istesen merdiven in, merdiven çık. Ayol ne yapıyorsunuz burada ikiniz birlikte? Ranza muhabbeti yapıyoruz Leyla. Ranza mı? Evet, Ranza. Aa, Ranza. Ranza. Hadi bakalım. Tabii ya. Hay Allah. Hoppa. Ay ay ay, hadi bakalım. Hay İyi dersler. Vallahi kendimi hiç fıstık gibi hissetmiyorum. Hadi hadi bırak bu ayakları. Aldım haberlerini. Ne haberi? Yeni numaraların varmış. Sen de amma hızlıymışsın ha. Aa, nereden çıktı bu be? Mehmet söyledi. Daha doğrusu sordu. Ne zaman tanışıyoruz? Benim Gönül. Nasılsınız? Orhan Bey, eve gelmeniz lazım. Selim Reşat Bey... Biliyorum. Mehmet söyledi. Benimle görüşmek istiyormuş. Onu kırmayın. Bugün sadece onu üzmüş olursunuz. Ama yarın bundan dolayı siz pişman olabilirsiniz. Karar sizin. Allah Allah. Nereye kayboldu? Hepsini buraya koyduydun ya. 5 dakika çay molası. Ne aradığını da söylemiyorsun ki yardım etsem. Affedersin canım. Gel birlikte bakalım. Başa dön. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeride. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek ne büyük sürpriz böyle. Buyurun. Ne diyeyim? Ben de yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştım. Gerçi babanız arada bir uğruyor ama... tabii onun yaşında birisi için o kadar kolay değil. Babam göründüğünden daha güçlüdür. Merak etmeyin. Şüphesiz. Ne oldu? Ortağımın kayboluş sırrına vakıf olabildiniz mi? Bir sır falan yok. Ailevi bir mesele. Hepsi bu. Zaten abim döndü yurt dışından. Öyle mi? Harika bir haber bu. Ne zaman görebilirim kendisini? En kısa zamanda dönecektir işinin başına. Güzel. Kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Gel Orhan, otur.
Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide durmak insanın her şeye bakışını değiştiriyor. Gerçeği öğrendikten sonra hep Murat'ı düşündüm. Ve şu soruyu sordum. Kim bu çocuk? Ben cevap vereyim. Murat senin oğlun, benim de torunum. Ve bu gerçek değişmeyecek. Hiçbir zaman. Baba, biliyorum. Onu elimizden almak isteyecekler. Evet. Hatta hiç düşünemeyeceğimiz kadar tatsız şeyler olabilir baba. O yüzden köşkte kalmanı istiyorum Orhan. Murat'a sahip çıkmanın yollarını birlikte bulalım oğlum. Yok görmedim, atsana bir daha. Tüh ya, daha demin çok güzel basket atmıştım. Çalış atarsın. Oturmayacak mısın? Yok işim var. Mahkemeyle ilgili bir şey. Güneş çalışıyor. Bugün yarın açarız davayı. Bu kadar çabuk yani. Yeterince bekledim öyle değil mi? Kaçayım, beni bekliyorlar. Kolay gelsin. Murat. Neden diye sordum hep. Oğlum neden bu yalanı söyledi? Ve cevabını buldum. Aşk yüzünde. Karını olan aşkın yüzünden. Onun kısırlığı ortalığa çıkmasın diye. Bir çocuğumuz olmasını çok istedim baba. Size bir torun verebilmek için her şeyi göze aldım. İnsan kendisi için bütün bunları göze alan bir adamı nasıl terk etti? Kadınları anlamak çok zor. Evet. Zor. Evet. Çıkar bakalım. Gel bakalım, gel, 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 gel. Senin için burada neler var, bak gel. Gel bakalım. Beğendin mi? Hani sana anlatmıştım ya, benim küçük bir kızım vardı diye, adı Naz'dı diye. Büyüseydi senin kadar olacaktı diye. Benim... bizim kızımız artık sensin. Ve bunlar da senin. Hepsi mi? Evet, hepsi. Bak. Bu da en sevdiği bebek. Bunu çok severdi. Bunu karşısına oturtur, ona yedirir, içirir. Hatta onunla kavga bile ederdi. Geceleri bunsuz uyumazdı. Fatoş bebek. Ey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım. Ömür gerçekten benim kızım olabilir mi? Naz olabilir mi? Numan, böyle olmaz.
Gel otur şöyle. Oh. Sakin ol biraz. Salim kafayla düşünelim. Kim bilir, belki sahiden kızındır Ömür. Ay, olmayacak şey mi? Neler oluyor şu dünyada? Vallahi insan duyunca inanası gelmiyor. Hem canım, ne var bunda bu kadar düşünecek? Zaten evlat edinmeye karar vermeden önce, ta en başında DNA testi yaptırmayacak mıydın? Evet. Şimdi yaptıralım işte. Akşamlar. Nisan Hanım evde mi? Evde. Yalnız anlayamadım, konu nedir? Kendisiyle görüşmem lazım. Mutlaka. Bakın, kızım yeterince sıkıntı çekti. Bana kalırsa... Anne, kim geldi? Rahatsız etmek istemezdim. Kusura bakmayın. Konuşabilir miyiz Nisan Hanım? Önemli. Buyurun. Güneş, benim aklıma bir şey takıldı. Neymiş o? Şimdi biz dava açıyoruz ya, Murat'la ilgili. Hı. Şimdi bu işin kökü biraz karışık biliyorsun. Yasa dışı durumlar var. Yani Nisan'ın herhangi bir şekilde suçlu duruma düşmemesi lazım, anladın mı? Merak etme. 5 yıllık zaman aşımını çoktan geçmiş. Yani suç ortadan kalkmış durumda. Emin misin? Eminim tabii. Senden önce ben bu konuları düşündüm ve araştırdım. Tamam? İyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz? Sağ olun. Çok vaktinizi almayacağım zaten. Buyurun, sizi dinliyorum. Nisan Hanım. Affedersiniz, lafa nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben... dün hayatıma alt üst eden bir şey öğrendim. Ve aslında bu benden çok sizinle ilgili. Eğer Orhan'la ilgili, ilişkinizle ilgili bir şeyden bahsediyorsanız, inanın beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor aslında. Bakın, ben Murat'la ilgili gerçeği biliyorum. Onun sizin çocuğunuz olmadığını, bebekken aldığınızı. Buraya bunları söylemeye mi geldiniz? Bütün aile sırlarımızı bildiğinizi. Evet. Özellikle sizin hakkınızda sizden daha çok şey biliyorum. Ne demek bu? Siz kısır değilsiniz Nisan Hanım. Çocuğunuzun olmaması sizin suçunuz değil. Kısır olan Orhan. Dün kendisi söyledi bana. Ağzından kaçırız daha doğrusu. Ama olamaz ki. Biz testler yaptırdık. Aylarca araştırdık. Thank you.
İyiyim anne, gelebilirsin. Ne oluyor, ne diye geldi bu kadın? Ne anlatıyorsun saçma sapan? Kötü bir şey yok anne. İyiyim. Merak etme, çok iyiyim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Konuşabilir miyiz? Tabii. Artık herkes gerçeği biliyor musun? Murat'la ilgili bir şeyse ailemin önünde konuşabiliriz. Aynen. Her şeyi biliyor demek. Peki neden kendi çocuğumuzu doğurmak yerine yasa dışı yoldan bir çocuk edindiğimizi biliyorlar mı? Dışarıda konuşalım mı? Biliyor musunuz? Ne demek oluyor bu? Söylesene ailene. Çünkü ben kısırım değil mi? Fedakar koca karısının kısır olduğunu saklayabilmek için gizlice bir çocuk edindi değil mi? Hepiniz böyle biliyorsunuz. Ama bu da Orhan Ertuğrul'un bütün hayatı gibi koca bir yalanmış. Beni bunca sene kısır olduğuma inandırmış. Nasıl yapabildin? Bunu nasıl yapabildin? Nereden öğrendin? Ne önemi var? Kim söyledi? Kimse söylemedi. Mesele bu mu? Kimse söylemediyse eğer... sen tek bir şekilde öğrenmiş olabilirsin. Hamilesin değil mi? O marangoz parçasından hamile. Nasıl bir alçaklıktır, nasıl bir vicdansızlıktır? Bütün hayatım bir kabusmuş. Kendimi hep yarım bir kadın gibi hissettim. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsin. Bunca yıl. Hala inanamıyorum. Tamam. Tamam, geçti artık.
hayatımda tanıdığım en harika kadınsın. İlk karşılaştığımız an böyle düşünmüştüm. Hala böyle düşünüyorum. Sonsuza kadar da böyle düşüneceğim. Ali. Hala benimle evlenmek istiyor musun? O zaman evlenelim. Hemen. Gecikmedim değil mi? Yok, hayır. Bir şey öğrenebildin mi? Ne konuda? Güneş. Yani doğru muymuş? Hayatında var mıymış birisi? Evet. Yakında tanıştıracak. Şimdi sen gerçekten ciddi misin? Bu kadar çabuk. Herkes... Herkese söylemek zorunda değiliz ki. Evlilik iki kişi arasında. Öyle değil mi? Bir aşk hali. Aşk hali. Sen gerçekten bana aşık mısın? Peki benim hastalığım var mı diye yaptırıyorsak seni niye kanını alıyorlar? Ben de bir baktırmak istiyorum. Kontrolden geçmek kötü bir şey değil ki. O zaman Leyla niye yaptırmıyor? Haklısın. Tamam. Sonra da ben yaptırayım. Evet. Tamam. Seni burada görmek güzel. Sağ ol Mehmet. İşler de birikmiş. Nasıl kalkacağız altından bakalım? İşlerin çokluğundan şikayet etme bence. Neden? Ben yorulamaz mıyım Mehmet? Öyle değil abi. Tefeciler sıkıştırıyor. Paraya ihtiyaç var. Ortağım geri dönmüş bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merak ettim sizi doğrusu. Babanız da... Kardeşiniz de ser verip sır vermiyorlar. Her şey yolunda mı? Yoksa arada bir kaybolacak mısınız böyle? Hayır. Artık buradayım. Harika. Peki ben daha fazla bölmeyeyim. Sonra konuşuruz. Perşembeydi değil mi? Bilmem üç gün sonra dedi ama perşembe mi oluyor? Çıkar bakalım. Evet, perşembe 9:30. Çok mu erken aldık sence? Yok, iyi bence. Sabah sabah gider evleniriz işte. Ne giyeceksin? Bilmem. Kravat takmak lazım değil mi? Yok. Dik yakalı kazak sana çok yakışıyor bence. Hani var ya bir tane siyah. Boğazlı kazak mı? Ha, tamam. Onu giy işte. Üstüne de bir ceket. Tamam, olur. Sen de o zaman beyaz elbiseni giy. Hangi? Böyle yıkası, dantelli var ya bir tane. Çok yakışıyor sana. Hayırdır? Sabah sabah bakıyorum neşeniz yerinde. Yüzünüzde güller açmış, mis kokan zambaklar. Yok bir şey. Hava güzel. İyi, tamam. Söylemeyin bakalım. Nasıl olsa yakında kokusu çıkar. Siz de biliyorsunuz ki can kurtaranda hiçbir şey gizli kalmaz. Fısıldayan ormanda haberler çabuk yayılır. Oturayım mı? Gel abi gel. Hasan!
Bir çay ver oğlum. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsun abi? İyi. Abi şunu açsın. Ne yapıyorsun abi? Ya bazı kazanlar öyle. Bütün dolabı indireceğine sorsaydın ya bana. Ya ne bileyim, bulayım da içim rahat etsin dedim işte. İçerideki dolapta. Bu kazak bana fazla ciddi oluyor diyordun. Niye arıyorsun şimdi? Düğüne mi gideceksin? Ne? Kim evleniyor diyorum. Kim evleniyor? Ya yok düğün mü? Güneş, bulsana şu kazağı. Heyecanlı mıyız biraz? Yok. Bana öyle geldi de. Yok, nereden çıkardın? Mutfakta yardım lazım. Leyla. Ya ben diyorum ki yarın sabah hastaneye mi gitsem, telefon mu etsem? Belki sonuçları erken verirler. Perşembe dediler ya bulma. Doğru ya. Perşembe daha erken olmaz. Hı, olmaz. Evet, olmaz. Çıkıyor musun Mehmet? Aha, bara gidiyorum. Bir şey lazım mı? Bir ihtiyacın var mı? Hayır, sağ ol. Sen çık. Sen de gidip dinlensene biraz. Yorgun görünüyorsun. Evet, yorgunum ama bitirmem gereken yazışmalar var. Hadi kapat şu dosyaları, beraber çıkalım. 350 bin dolar Mehmet. Bir şey ertesi güne bırakamıyorum. Bir taraftan da tükendim. Sen işin başında olduktan sonra bir çaresi bulunur abi, üzme kendini. Neyim var neyim yoksa bu şantaj meselesine gömüldü gitti. Şirketin bankaya borcu var. Benim tefeciye borcum var. Çalışmakla nasıl kapanır bilmiyorum. Keşke başka bir yol olsaydı. Ha, sen çık artık. Benim kızım. Ama şuna ne yapsam olmuyor. Niye sana çekmemiş ki saçım? Bölüyorlarsan olmaz tabii. Git bir kuaför yapsın şöyle dalga dalga. Hem sen niye bu kadar süslendin bakayım? Nereye bu hazırlık? Hiç, ne hazırlığı? İçimden öyle geldi. İyi. Ben çıkıyorum.
Abi, hayrola? Ha. Üstüme dökünce kızıyorsun. Böyle dikkat etmeye çalışınca da hayrola diyorsun. Yok canım, bir şey demiyorum. Yalnız yakışıklılığından gözlerim kamaştı bir an. Nereye böyle? Belediye. Vergi? Vergi. İyi günler. Biz bir test yaptırmıştık ama bugün hazır olacağını söylediler. İşim? Numan Yaman. Bakalım. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi. Açsana, şimdi bayılacağım heyecandan. Ya, şimdi açmayalım. Bir yere oturalım, sakin kafayla orada bakarız. Buyurun. Merhaba. Evet. Biz bugün evlenecektik. Tamam, evlendiririz. Nerede? Ne nerede? Şahitler. Hani siz evleneceksiniz, onlar da size bakacaklar ya. Biz şahit bulamadık, yani bulmadık. Böyle kendi aramızda. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Bekleyin bakayım siz burada. Efendim, Şervin Hanım, Rüstem Bey. Merhaba. Merhaba. Gelin ve damadımız. Şervin Hanım ve Rüstem Bey gayet kıdemli şahitlerdir. Haberiniz olsun. Evet. Numan, şurada oturalım mı? Yok ya, boş ver, oturmayalım. Merak etmiyor musun Allah aşkına ya? Benim kalbim duracak meraktan neredeyse. Ya ediyorum, etmez olur muyum? Ya boş ver, evde bakarız. Evet, Eminönü Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsin. Evet, fotoğraf. Keşke makine getirseydik. Anlaşıldı, tamam. Ömer Efendi. Ömer Efendi. Makineyi al buraya, gel hemen. Gel bakalım. Şervin Hanım, sizi şöyle alayım lütfen. Siz de şöyle alayım. Hadi bakalım. Hadi gülümseyin canım biraz, gülümseyin. Efendim Orhan. Lütfen kapatma Serra. Bu ilişkiye ikimize senin kadar önem vermediğimi söyledin ya. Yanılıyorsun. Ben seni seviyorum Serra.
İzin ver her şeyi tamir edeyim. Artık çok geç. Lütfen bir kere göreyim seni. Sen de beni bırakırsan biterim. Ben değil, sen kendini bitirdin Orhan. Kimsenin sana bir faydası olamaz artık. Benim bile. Serra. Buyurun. Eksik olmayayım. Alışabildiniz mi can kurtarana? Elimdekilerle mutlu olmayı becerebiliyorum çok şükür. Tabii elimizdekileri kaybetmemek kaydıyla. Anlayamadım. Rana Hanım, bilirsiniz lafı dolandırmayı sevmem. Hem hatırınızı sorayım hem de mühim bir meseleyi konuşalım diye uğradım. Yardımınıza ihtiyacım var. Hangi konuda? Aslında sizin de içinize sinmediğini tahmin edebiliyorum. Yani Nisan'ın bir marangozla evlenmesini. Selim Reşat Bey, Nisan yetişkin bir kadın. Artık bu onun bileceği iş. Maalesef öyle değil Rana Hanım. Malumunuz bu marangoz Murat'ın babası. Yarın öbür gün torunumuzu almaya kalkacaktır elimizden. Nisan'ın da Murat çanak tutması... Çanak falan tutulduğu yok efendim. Düne kadar ben de sizin gibi düşünebilirdim. Ama görüyorum ki Orhan Bey de kızımı aldatıp durmuş yıllar boyunca. Rana Hanım. Üstelik korkunç bir iddiayla. Kızıma kısır olduğunu söyleyen bir yalancıya soyunu koruması için ben mi yardım edeceğim? Biz ismimiz, soyumuz için yaşamıyor muyuz? Onların hatasını devam ettirmek yakışır mı bize? Bu onlar dediğiniz her kimse. Aralarında kızım bulunmuyor Selim Reşat Bey. Alışmışsınız yerinize, belli. Sevdiğin için de değil. Seni çok. Ama çok istediğim için de değil. Seni çok seviyorum. Çünkü... kalbimi yumuşatıyorsun. Sonuç istediğin gibi çıkmazsa diye çekiniyorsun. Yok, ondan değil.
Niye öyleyse? Ben merak etmiyorum galiba. Alem adamsın Numan yani. Yani kolumdaki beni gördüğün zaman, Fatoş bebek dediği zaman sana ne oldu ben biliyorum. Ne demek merak etmiyorum? Çünkü biliyorum Leyla. Neyi? Ömür benim kızım. Nereden biliyorsun? Şuramdan biliyorum. Ta şuramdan biliyorum. O gün kan alınırken içim bir tuhaf oldu. Birkaç damla kan bunun içine gerçeği yazacak öyle mi? Ha? Nedir gerçek? Nedir gerçek? Ömür benim kızım. Ben onu bağrıma basmışım. Şimdi bunun üzerine kim ne söz söyleyebilir ki? Doğru. Ben bu zarfı açmayacağım Leyla. Babalık ehliyetimi o laboratuvardan almayacağım. Çünkü ben Ömür'ü evladım bilmişim. Ben onun için canımı bile veririm, dağları bile delerim. Bunun içinde ne yazarsa yazsın umurumda bile değil. Gerçekten söyledin mi böyle bir şey baba? Evet. Kendilerinde hiç hata yokmuş. Haksız değil ki baba. Nisan yanlış davranmadı. Doğru. Haklısın Mehmet. Bütün kabahat benim. Yalancıyım, sahtekarım. Benden bekleneni yerine getirmeye çalıştım. Aileyi yaşatmaya çalıştım. Tek suçum bu. Abi seni anlıyorum. Ama Nisan'la ilgili bir şey söylemeye çalışıyorum. Herkesi anlayarak ilerleyemiyorsun Mehmet. Ne yazık ki yapamıyorsun bunu. Yeter. Hata bende lafı bitsin artık. Hata hepimizde. Kardeşler arasında münakaşa istemiyorum. Anlaşıldı mı? En büyük önceliğimiz Murat. Bunun dışındaki bütün sorunları içimize atalım. Murat'ı onlara bırakamayız. Ben bakarım. Ne demek bırakamayız? Zorla mı alacağız? Gerekirse evet. İnanamıyorum ya. Ne yapalım Mehmet? O marangoza mı bırakalım Murat'ı? Kimmiş ki? Polis. Polis mi? Thank you.
Ne demek oluyor bu? Arama emri var. Ne arayacaksınız anlamıyorum. Nereden çıktı bu? Bir ihbar var. Aramaya başlayın. Ne ihbarı? Doğru düzgün bir açıklama yapar mısınız? Orhan Ertuğrul hanginiz? Benim. Kaçak taşlar. Orhan Ertuğrul, bizim emniyete kadar geleceksiniz.